Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 114 آيات أستعيذ بالله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah'ın mescitlerinde onun ismini zikir kılınışlığından ve Allah'ın mescitlerini harap kılışlıkça, büzüşlükçe hareket digen kişiden, Allah'ın ismini zikir kılınışlığından men kılgen kişiden göre zalimra kişi var mı? وَمَنْ اَغْلَمُ Kim zalimraqdır deyapti Allah Taala. Ulayka ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. O'shalar qo'rqgan holatlaridan boshqa holatlarida masjidlarga kirishliklari ular uchun joiz bo'lmadi. Lahum fid dunya khizyun ular uchun dunyoda xorlik, rasvolik bordir. Va lahum fil akhirati azabun azim. Ve ular için ahirette uluğ azab vardır. Suyuti'nin tefsiri وَمَنْ أَظْلَمُ اَيْ لَأَحَدٌ أَظْلَمُ Yani hiç kim bundan göre zalimraq emez. Kim bu? مِنَّ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ Allah'ın mescidleri de Allah'ın ismini zikir kılıçlığından mescidlerde mertegen kişiden göre. بِالصَّلَاتِ وَالتَّسْبِيحِ Qanday zikir bo'ladi? Namoz bilan va tasbih bilan. Va sa'a fi kharobiha. Va bu masjidlarni buzishlikka harakat qilgandan ko'ra zolimroq kishi yo'q. Bil hadmi, masalan, buzib tashlashlik bilan avit ta'tili yoki bu masjidlarni bekariga chiqarishlik bilan. Nazalat ikhbaran anir rum allazina kharrabu baytal maqdis. Bu oyat Baytul Muqaddasni xarob qilgan, buzgan rumliklar to'g'risida xabar berib nozil bo'ldi. Avfil mushrikin lamma saddun nabiyya sallallohu alayhi vasallam amal hudaybiyati anil bayti. Yoki mushriklar Hudaybiyya yilida payg'ambarimiz alayhisalomni Allohning uyidan, Ka'badan, Makka'dan to'sganlarda mushriklar to'g'risida xabar berib nozil bo'ldi. Ulayka ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. O'shalar ular uchun bu masjidlarga kirishlik joiz bo'lmadi, faqatgina qo'rqqan holatlarda joiz bo'ldi. Xabarun bi ma'nal amri. Bu jumla xabariyadir, lekin amr ma'nosidadir. Ay akhifuhum bil jihadi. Ya'ni ularni jihoddan qo'rqitinglar. Sana yadkhuluha ahadun aminan. Ulardan, yani kafirlerden birortasi Allah'ın mescidlerine hatırcam halette kirişelmeydi. Lahum fid dunya khizyun. Ularga dunyada rasvalik var. Havanun bil qatli ve sabi ve cizyeti. Yani ularının katıl kılınışlığı, asırga alınışlığı ve cizye birişlikleri bilen harburuşlikleri. Ve lahum fil ahirati azabun azim. Ve ularga ahirette ulu azab vardır. وَالنَّارُ هُوَ اُطْتُرْ Yani cehennemdir. Allah subhanehu ve teala bu ayette dünyadaki en zalim insanlar doğrusu haber veriyor. Dünyadaki en zalim insanlar kimler? Bana şu ayette zikir kılınan kişiler. Bunlardan zalimrak kişi yok. وَمَنْ اَظْلَمُوا دُبْ Allah soruyor. Kim bunlardan göre zalimrak diyor. Hakikaten bunlardan göre zalimrak kişi yok. Bunlar zulümde en katta mı? Şunu bilin ki, bunlar küfürdeyem, şirkteyem en katta bulan insanlar. وَمَنْ اَظْلَمُوا دِيَنِ وَمَنْ اَكْفَرُوا دِيَنِ
kim kafirroq deyadi. Bulardan battar kafir yo'q. Bulardan battar müşrik yo'q. İnsonlarning ichidagi eng katta zolim, eng katta fosiq, eng katta müşrik, eng katta kafir mana shular. Ya'ni Allohning uylarini, masjidlarini buzishlikka harakat qilganlar. Endi bir odam so'rasa-ki, zulmni shirkka, kufrga nima aloqasi bor desiz? Mana Alloh taolo aytayapti, "Inna shirka la zulmun azim." Albatta shirk eng katta zulmdir deyapti. Bu oyatda aytayaptiki, "Va man azlamu" Maçlarda büzgenden göre zalimrak kişi kim diyor. Maçlarda büzgenden göre zalimrakı var mı diyor Allah Teala. Demek ki en kette zalim ular ve en kette müşrik, en kette kafir o şeylerdir. Suyuti işte tafsirini zikir kıldı. Başka tafsir kitaplarda ulamalar bana şekilde tafsirini getirdiler. Kengirak kılıp. Birincisi bu ayet Rumlikler doğrusundan hazır oldu. Yani Nasraniler doğrusu. Ular Yahudilerden düşman bu yanlık için. Yahudiler Baytul Mukaddes'te yaxşı görüşerdi. Çünkü Süleyman Aleyhisselam kurgan ki. Uzlarının en mukaddesi yeri bilişerdi. Nasraniler Baytul Mukaddes'e hürmetsizlik kılıp, ülke hâhın necasetlerde tükip, ülük hayvanlarda teşer ve Yahudilerinin üyerde namaz okuşluğu, zikir kılıçluğu da man kılıp, o'zlaricha Yahudlarni ziddig ish qilyapti-yu, lekin Allohning uyini harob qilyaptilar. Masjidni buzyapti. Bu bittasi, yana bir qavl borki, Baxti Nasr Majusi. Otashparast bo'lgan Baxti Nasr kofir Baytul Muqaddasga jang qilgan vaqtida Nasroniylar Yahudlarga zid qilib, bu Majusiylarga yordam berdi, Baytul Muqaddasni harob qilinishligiga buzulishligiga yordamchi bo'lishdi, tarafdorlik qilishdi. Qani Yahudlarga zid qilyapti-yu, ularga qarama-qarshi ish qilyapti-yu, lekin natijada oqibatda Allohning uyini buzyaptilar. Muqaddas muborak yerlarga hurmatsizlik qilyapti. Bu tafsirni keltirgan ulamolar shu tafsirni tarjih qilganlar aytadiki, chunki bundan oldin aslında Yahudlardan Nasrani'nin tartışmaları zikir kılındı ki قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَرَ عَلَى شَيْءٍ Yahudiler ki Nasrani'ye hiç kimmezdiler. وَقَالَتِ النَّسَرَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ Ve Nasrani'ye ki Yahudiler hiç kimmezdiler. Sürü devamındaki geldiği için demek ki bu Nasrani'lerinin Yahudilerine karşı kıyan işleri. O şey vakitte Nasrani'ler galibdi, Yahudiler zayıfdı o vakit. Yani Rum İmparatorluğu'ya Nasrani'lerde kovuluyordu. Yahudilerden zerre kadar korkmazdı. İkinci tafsir ise, Suyuti ve Neşarak'ı yaptı, müşrikler doğrusundan hazır buldu. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabelerden bir gelikte, Umre kıyanı seferge çıktılar. Ve Mekke'ye yakınlaşken de Hudeybiye'ye gönderken, müşrikler man kıldı, kirgiz içmedi. Ki Peygamberimiz Aleyhisselam sulh kılıp kaytik ettiler. Şimdi Allah Teala müşriklerini malamat kılıp, ularını rad kılıp, inkar kılıp şu ayeti nazil kıldı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam kise Allah'ın üyüde namaz okurdu, zikir kılardı. Şimdi mankıl yaptılar, zikirden namazdan mankıl yaptı. Birinci tefsirini tercih kıyanlar dedi ki, biz bunu müşrikler doğrusu diyen miyimiz? Nasroniylar mana Baytul Muqaddasda namoz o'qilishligi va zikr qilinishligidan man qilishdi va Baytul Muqaddasni buzishlikka ham harakat qilishdi. Ammo mushriklar esa, Makka mushriklari Muhammad alayhissalom va sahobalarni bu yerga kelishlikdan, namoz o'qishlik, zikr qilishdan man qildi-yu, lekin vasaha fi xarobiha ularda bo'lmagan. Makkani buzishlikka, Baytullohni buzishlikka harakat qilmagan-ki ular. Shuning uchun bu oyat unga to'g'ri kelmaydi deyishadi. Lekin ulamolar aytadiki, masjidlarni harob qilishda ikki xil bo'ladi. Suyuti ham unga ishora qildi. Bil hadmi masjidlarni buzib tashlashlik bilan va uni har xil hayvonlarga yirtib qo'yishlik, masalan, otxona yoki molxona yoki omborxona qilib qo'yishlik bilan yoki masalan, avi ta'til bekorga chiqarib qo'yishlik bilan. Ya'ni u masjidlarda Alloh rozi bo'ladigan shaklda amal qilinmasa,
Belki Allah'ın rızasıyla zıt bölgen ameller kılındı mı, bu mescid harap kılındı. Eğer nihayette nakşlanıp, altında suyuda nakşlar koyulunken bu sefer, milyonlar dolarlar sarflanken bu sefer, öyle de eğer Allah razı buladığın şekilde ibadetler olmasa, bu mescid haraptır. Bu tefsir daha geldiğinden ki, müşriklerine doğru gelir adım. Ve üçüncü kavu, üçüncü tefsir şu ki, ikalesi, yani bu ayet, Rumlikler doğrusu dayan, Mekke müşrikleri doğrusu dayan, ve kıyamet geçe kiledigen, bütün meçhlerine düşmanlık kılıyıp durgenlerinin doğrusu da nazil bugen, dediler. Elbette bana şu tefsir doğru. Bu tefsir, her bir zalimi ki, Allah'ın üyüge düşman bugen, şunların hepsi yetişti. Bu bana nesrani buladı mı? Ya Mekke müşrikleri görüşürken bir müşrik buladı mı? Kamunist buladı mı? Demokrat buladı mı? Kamunistler bana ortasına bastırıp giden de hangi zulümler kılıçtı? Aynı nesrani kılıçtı ki, meçhlerde harap kılıçtı, meçhlerde athana gelentirdi, ambarhana gelentirdi, Büzükte şaştı. Kette şehirlerde bitteden kaldırıştı. Teşkerdeki devletlerden eldeşlik için. Üyerde mesela Kur'an-ı Hadis'e muvaffuk şekilde hizmetler bulmasıydı. Menkılingen, zikir menkılingen, ders ve menkılingen. Namazan nihayette tar dairede izin verilgen halas. Ularım kürk yeterdi. Ve ondan ki böyle bizim zamanımızda gelip Müslüman ben diyen düşmanlar çıktı, din düşmanları. Müslümanımız dedi, peki meçhlerine düşman. Meçhlerde ders kılınışlığına izin vermiyordu. Meçhlerde zikir kılınışlığına izin vermiyordu. Meçhlerde dini hizmetler borçlığına izin vermiyordu. Beş dakika namazını okusun, namazını okuba, tez takat gelsin, kulüple koysun. Hiç kim kirmesin meçhlerine. Ve meçhlerde bürüşlükle hareket kılışı yaptı. Adamlar da uzaklaştırıştık ki hareket kılışı yaptı. Mescid'e bariyerlerde listeyi alışı yaptı. İsimlerle yazdı. Hazır ki vakitte mescid'e kemireyen koyuşu yaptı. Mescid'e kim geliyor yaptı, kim geliyor yaptı. Kendi halette geliyor yaptı. Kemire var. Ondan taşkarı mescid içi de 10 ta adam olsa 8 tası casus. 10 ta adam olsa 8 tası casus. Ve casusların nereki casusu tanımıyordu. Öbürünü tanışmıyordu. Casus casusu satı bir orada. Böğrülerem bu koyuların kaysını sevirgen bursa şunu yiyorlardı. Takım edip bu koyu uzun iki mi başkasın iki mi? Uzun ya hızlat kılı yapırken koy muydu? Ya bir gene koy muydu farkı mıydı? Sevirgen bursa yiyorlardı. Bularım kirketi orada. Kullas meclislerine karakasıyla düşmanlık ise şunlar hamasın en zalim, en kafir, en müşrik, en bedbah insanlardır. Lekin bunu başlanıştaki kendi bulu yaptı. En açınarlı taraf şu ki bunu başlanıştaki dindarlarının ortasındaki ihtilaftan bulu yaptı. Hani bu ayet kaç ayetten geldi? Yahudiler etti ki Nasrani hiç kimmez. Nasraniler etti ki Yahudiler hiç kimmez. Digen tartışmalardan şu hala fikir. Şu hala geçip kalıştı. Hazır hem, bizim zamanımızda hem, meçhlerinin har kılınışlığı gel, Müslümanların o zara ıhtılafları sarapçı bile yaptı. Ortalarda ıhtılaf kırışı yaptı. Mesela bir meçhideki adamlar Hanefiler bugün, başka meçhideki adamlar Şafiler bugün. Ya ki bir tanesi Sufi bugün, nerekisi Selefi bugün, ya bunusu Tebliği bugün, bunusu Mücahil bugün. İki yıl fikirde ki birbirinden can yenan kıladılar. Birbirimle uğraşadı. Kıladığı için fakat yine birbirini rahat kılıçdik. Birbirini yok açtık ki hareket kılıçdik. Falan içine meçhidike bağırmıyorlar. Falan meçhidike bağırmıyorlar. Onlar Vahabi. Falan meçhidike bağırmıyorlar. Onlar Halefi. Falan meçhidike bağırmıyorlar. Onlar terörist, mücahit. Falan meçhidike bağırmıyorlar. Onlar sufi. Dip, birbirini meçhidini bürüşlük ki hareket kılıyorlardı. Harap kılıçdik ki bu meçhidde zikir kılıçdikiye karşı çıkış olardı. Yani bu nasıl Allah'ın gazabını getirebilen nasıl? Ki Allah-u Teala şunların niyetine göre bana şu